çocuklar, konumuz verilmeyen toplanan sayıyı bulma. Verilmeyen toplananı bulmak için her zaman toplamdan verilen toplanan sayıyı çıkarıyoruz. 500'den 285'i çıkaralım. 0'dan 5 çıkmaz, komşuda yok, yüzlüklere gittik. 9 bıraktık kendimize, 10 getirdik. 10'dan 5 çıkarsa 5 kalır. 9'dan 8 çıkarsa 1, 4'ten 2 çıkarsa 2. Verilmeyen toplanan sayıyı 215 olarak bulduk. 854'ten 427'yi çıkarıyoruz. 4'ten 7 çıkmaz, komşumuza gittik. 1 onluk aldık, 4 kaldı. 14'ten 7'yi çıkarırsak 7, 4'ten 2 çıkarsa 2, 8'den 4 çıkarsa 4. Verilmeyen toplanan sayıyı 427 olarak bulduk. Üçlü toplanan işlemde verilmeyen sayıyı nasıl buluyoruz? Önce verilen toplananların kaç olduğunu bulacağız. Yani bunları toplayacağız. 6, 6 daha 12. 12'nin ikisi elde var 1. Burası ne yapar çocuklar? 12 yapar. 12'nin ikisi elde var 1. Topladığımız zaman 4 yapar. Bakın verilen toplananları önce bir topladık. Verilmeyen toplananı yazıyoruz. Daha sonra toplamı yazıyoruz. 610. Peki ne yapıyorduk burada? Tabii ki toplam sayıdan 610'dan verilen toplananı çıkarıyorduk. Komşuya gittik. 10'dan 2 çıkarsa 8. Komşuya gittik. 10'dan 2 çıkarsa 8. 188. Demek ki önce verilen toplanan sayıları toplayacağız. Burada aynısını yapıyoruz. Verilen toplanan sayıları toplayalım. 7, 4 daha 11. 11'in 1'i elde var 1. Topladığımız zaman 10 yapar. Elde var 1. Topladığımız zaman 6 yapar. 601. Verilmeyen toplanan sayıyı yazıyoruz. Ve toplam neydi? 957. Şimdi işlemimizi yapabiliriz. 957'den verilen toplanan 601'i çıkarıyoruz. 6, 5, 3. 356 bulduk. Verilmeyen basamaklardaki rakamları nasıl bulacağız? 7'den 3'e kadar sayıyoruz. Toplama işlemi olduğu için ileri gitmemiz gerekiyor. 3 geride kaldı. İleride ne var peki? 13 var, 23 var değil mi? Bu şekilde sayacağız. 7'den sonra 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bakın kaçmış? 6. Bunu unutmayın. 13'ün 3'ü elde var. 1 eldeyi sakın unutmuyoruz. Topluyoruz burayı da. Belki buradan bir elde gelecek. Doğru mu yaptık, yanlış mı yaptık? Diğer basamaklara da bakmamız gerekiyor. 8, 1 daha 9 yapar. 14 elde var 1. Topladığımızda 7 yapar. Demek ki kutuyu doğru bulduk. Diğer işleme bakalım. Verilmeyen basamaktaki rakam onlar basamağında değil mi? Peki biz gidip onlar basamağından başlayacak mıyız? Hayır. Her zaman birliklerden başlayacağız. Çünkü buradan gelen bir elde olabilir. 6, 5 daha 11 yapar. 11'in 1'i elde var 1. Bakın elde geldi. Peki burada 9 var, 1 var. Topladığımızda ne yapar? 10 yapar. 10'dan kaça kadar sayacağız? 3'e kadar. Sayalım. 10'dan sonra ileri doğru gideceğiz. 11, 12, 13. Demek ki 13'müş. 3 bulduk. Eldesi var. Ekledik. Topladığımızda 4 yapar. Verilmeyen rakamı 3 olarak bulduk. Diğerine bakıyoruz. Birler basamağını topladığımızda 9, 7 daha 16 yapar. 16'nın 6'sı elde var 1. 7, 1 daha 8 yapar. Artık burası 8. 8'den sonra kaça kadar sayıyoruz? 4'e kadar. İleri gideceğiz. 8'den sonra 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kaç bulduk? 6 bulduk. 14'ün 4'ü elde var 1. Topladığımızda 9 yapar. Verilmeyen toplanan konusu problem olarak karşımıza çıkıyor. Birlikte okuyalım. Tamamı 740 litre su alan havuza önce 200 litre, sonra 350 litre su dolduruluyor. Havuzun dolması için kaç litre suya ihtiyaç vardır? Dolması için kaç litre suya ihtiyaç vardır diyor. Peki tamamı kaç litre ile doluyordu? 740 litre ile. Bakın problemi işleme aktardık. Önce 200, sonra 350, daha sonra eklenecek su miktarını soruyor ve tamamı 740 litre su alıyormuş. Verilmeyen toplanan sayıyı bulma. Ne yapıyorduk? Verilenleri topluyorduk. Kısa yoldan, zihinden toplamayı biliyoruz. 550, verilmeyen toplanan ve 740 yazdık. İşlemimiz neydi?
çıkarma. 740'dan 550'yi çıkarıyoruz. 4'ten 5 çıkmaz, komşuya gittik. 14'ten 5'i çıkarırsak 9, 6'dan 5'i çıkarırsak 1. Demek ki dolması için 190 litre suya ihtiyaç var. Bir kutudaki 250 kalemin 120'si yeşil, 50'si kırmızı, diğerleri pembedir. Pembe kalemlerin sayısı kaçtır? Problemdeki bilgileri sırayla yazacağız. Problemi işleme aktarıyoruz. 120 tanesi neymiş? Yeşil. 50 tanesi kırmızı, diğerleri pembe diyor. Sayısını belirtmemiş. Bu yüzden kutu yapıyoruz ve toplam kalem sayısı 250. Gördüğünüz gibi verilmeyen toplanan konusu çocuklar. Verilen toplananları topluyoruz zihinden. 170 verilmeyen toplanan sayı ve 250. Her zaman ne yapıyorduk? Çıkarma işlemi yapıyorduk. 250'den 170'i çıkarıyoruz. 0, 5'ten 7 çıkmaz, komşuya gittik. 15'ten 7'yi çıkarırsak 8, yüzlükler 0. Demek ki pembe kalemlerin sayısı 80'miş. Konumuzu bitirdik. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.